Hamburg Trabzonlular ve Trabzon Taraftarları Derneği Kadırga Şenliklerini bu yıl 12. kez düzenleyerek bu etkinliği adeta gelenek haline getirdiler. İki gün üst üste düzenlenen etkinliğe bu sene Hamburg Başkonsolosumuz Mehmet Fatih Ak ve eşi de katıldı. Şenlikte Trabzonlu sanatçılar yöre havalarıyla katılanları coşturdular. Şenliği arkadaşımız Erdal Altuntaş sizler için takip etti. Değerli izleyicilerimiz, şu anda Trabzon'un yaylalarında değil, Hamburg'daki bir futbol sahasındayız. Trabzonlular Derneği tabii kültürlerini yaşatmak için buradaki spor sahalarında da Kadırga Yayla Şenliklerini geleneksel olarak 4-5 senedir yanılmıyorsam her sene yapıyorlar. Yanımızda Hamburg Trabzonlular ve Trabzon Taraftarlar Derneği Başkanı İlhan Bey var. Hemen kaç yıldan beri bu şenlikleri yapıyorsunuz? Amacınız nedir? Görüşlerinizi alabilir miyiz? Erdal Bey, öncelikle hoş geldiniz. Tüm basından gelen arkadaşlarımıza, konsolos beyimize, bizi davet ettiğimiz insanların hepsine hoş geldi diyorum. Biz 2002 yılından beri bunu yapıyoruz. Evet, biz 5-6 diyorduk, 10 seneyi geçmiş. Geçti, evet. 12.yi yapıyoruz nasip olursa. Biz Ojan 4'te başladık biliyorsun. İlk şeyi yaptık ve o zamanki katılım gerçekten süperdi. İlkti. İnsanlarımız açtı bu işe. Hani şimdi gittikçe yavaş yavaş bir doyumluluk da var. Bir de bizim Hamburg'da yağmurla sıkıntımız var. Son 2 senede yağmurdan istediğimiz şeyi yakalayamadık ama bu sene Allah'a şükür olsun güzel bir hava, güzel bir şey var, güzel bir katılım var. Yani bundan daha iyisi can sağlığı diyorum. Peki başkanım, bunu ne amaçla Avrupa'da yapıyorsunuz? Yani Türkiye'de tabii Kadırga Yayla Şenlikleri sürekli yapılıyor. Kültürümüz burada yaşatmak mı? Şimdi yoksa... bizim buradaki asıl amacımız önce kültürümüz tabii ki yaşatmak. Bir, ikincisi bunu başbakanımız da devamlı dile getiriyor. Yani biz buraya uyum sağlayacağız ama asimile olmayacağız. Buradaki bu bebeleri asimile olmasın. Kültürünü yaşasın, kültürünü öğrensin. Hani tamam maalesef Almanya'da yaşıyoruz ama biz burada hani kalıcıyız da ama kültürümüzü kaybetmeyelim. Kültürünü kaybedeni erken çalarlar. Bizim amacımız bu. Bu çocuklarımız çalınmasın. Geleceğimiz kaybolmasın. Kültürümüz bizle beraber yaşasın. Oldu. Teşekkür ediyoruz. Ben ağzınıza sağlık. Hemen diğer yanımızda Hamburg Başkonsolosumuz Sayın Fatih Ak Bey var. Öncelikle size hoş geldiniz. Yanılmıyorsam sizin ilk katılışınız mı Kadırga Şenliklerine? Evet. İlk kez tabii. Daha önceki gecelerine katılmıştım. Trabzonlular ve Trabzon Spor Taraftarları Derneği Hamburg'daki en aktif derneklerimizden bir tanesi. Oldukça kalabalık dernek üyeleri de var. Evet. Bu güzel pazar gününde bu şekilde onlarla beraber olmak, bugünü bu şekilde değerlendirmek, bir piknik havasında, bir kaynaşma havasında hem çocuklar için bir eğlence hem büyükler için temiz hava almak için güzel bir fırsat oluyor. Dernek başkanımızı da kutluyorum. Tabii burada sadece Trabzonlar yok. Trabzonlar düzenliyor, ev sahipliği yapıyor ama tüm şehirlerimizden vatandaşlarımız var. Güzel bir kaynaşma oluyor, paylaşım oluyor. Teşekkür ediyorum davetleri için. Ben de memnuniyetle katılıyorum. Evet. Horon tepmeyi katılmayı düşünüyor musunuz önümüzdeki dakikalarda? Olabilir tabii, neden olmasın? Atmosfere göre değişebilir. Olabilir. Merhaba, iyi günler. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Zekeriya. Bunlar ikiz midir? Evet. İkizler. Biz şimdi bugün röportaj yapmaya geldik buraya. Nasıl buldunuz ortamı? Her sene katılıyorsunuz. Çok güzel. Her zaman böyle bir dayanışma içinde olmaktan mutluyuz. İnşallah her zaman hep birlikte burada böyle güzel kızlarla beraber. Evet. Bu kızların isimleri nedir? Adını söylüyor. Söyle bakayım, adın nedir? Derya. Efendim? Duyamadım. Sesli söyle. Derya. Derya. Senin adın ne? Lisa. Nasıl? Hoşunuza gitti mi burası? Güzel mi? Ya. Oynuyor musunuz? Ya. İyi maşallah. Hadi size o zaman kolay gelsin diyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi eğlenceler. Sağ olun. Gidiyor. Kaçtan beri horon tepiyorsunuz? Valla şimdi yarın saat oluyor galiba. Kaça kadar devam edecek? Valla sona kadar. Sona kadar? Sona kadar. Enerji bitmiyor yani. Bitmez. Kardeşi bitmez. Nasıl gidiyor? Birinciye geldik, süper. Her sene katılıyor musunuz? Evet. Kışın olmuştu, 12. ayda o zaman da gelmiştik. Ama... Yorgunluk falan olmuyor mu hiç? Kaç saat horon tepebilecek enerji var? Yani... Kemenliğin havasını duyunca insan duramıyor yoksa. Ben de şuraya giriyorum. Evet. Hem bir taraftan ben de size ayak uydurmaya çalışacağım, hem de konuşalım. Nasıl gidiyor? Terlemişsin bayağı.
Burada mı? Evet. Çok memnunum, çok memnunum. Memleketi çok özlüyoruz. Evet. Oradakilere çok çok selam söylüyorum. Söylüyorsun. Herkese selam söylüyorum. Sizin bir sloganınız var. Bize her yer Trabzon. Bize her yer Trabzon. Evet, nasıl buldunuz ortamı, atmosferi? Millet dans ediyor, siz oturuyorsunuz. Yo, ben de horon ettim daha demin. Güzel atmosfer. Yağmur yağacak diyorlar ama inşallah yağmaz. Evet. Yoruldunuz mu? Niye oturdunuz? Yo, öylesine oturduk. Azıcık bir mola vermek evet. lazım. Evet, genelde böyle sofralara bakıyoruz. Herkes sofraları döşemiş. Sizin sofra boş. Biz açmadık da. Arkadaşlar oynuyor. Oynadıktan sonra açacağız. Sofrayı açacaksınız. Neler var? Yöresel yemekler mi, hamburger yemekleri mi? Yöresel, hamburger yemekleri. Karışık. Siz Trabzon memleketi. Neler var mesela? Trabzon yöresine yönelik neler getirdiniz? Vallahi bilmiyorum. Arkadaşlar açacak mı göreceğiz biz de. Yüresinler, olsun. Efendim, kolay gelsin. Sağ olasın. Bir taraftan etleri pişiriyorsunuz, bir taraftan da röportaj yapalım diyoruz. Ekip kalabalık mı? Kalabalık. Bu kadar yetecek mi kalabalık? Yoksa malzeme daha... 3 tane grill var. Nereden yetmiyor. Giriyorsun memleket? Görele, Giresun. Giresun, Görele. Evet. Bu yayla şenliklerine her sene katılıyor musun Hamburg? Her sene katılıyorum. Nasıl atmosfer? Atmosfer çok güzel. Ama yoğunluk az. Yoğunluk az. Herhalde 2 gün olduğu için insanlar belki bölümü olabilir. Olabilir. Şu arkadaki masa size ait herhalde değil mi? Şu arka masa bana ait komple. Biz şimdi az önce masaya baktık. Hep zeytin, peynir, domates falan var. Yöresel yemekler hiç yok. Giresun'un nesi meşhurdur? Giresun'un nesi meşhur? Burada fındır var. Görele pidesi meşhur, fındığı meşhur. Pide var, hamsi. Getirmediniz mi? Yok. Yöresel yemekler yok. Ama burada yok. Onu getirmemişler. Onu Türkiye'de yiyeceğiz yazın. Trabzonlar. Burada şimdilik bunlarla idare ediyoruz. Şimdilik idare edeceğiz. Tamam, o zaman fazla tutmayalım. Etlerinizi pişirin. Millet çünkü sabırsızlıkla bekliyor. Görüyoruz, bekliyor acırlar. Ondan sonra da horona başlarsınız herhalde değil mi? Ayı oynamaz. Evet. Hemen seni de tanıyalım. İsmin nedir? Gel bakayım. Gel, utanma, gel. Öznur. Öznur, sen nasıl buldun burayı? Hiç oynuyor musun? Eğleniyor musun? Hoşuna gidiyor mu? Evet. Neler yapıyorsun? Halay oynuyorum. Başka? Oynuyorum, top oynuyorum. Trabzonspor mu tutuyorsun sen? Hayır, Beşiktaş. Bu ne? Abi, bu nasıl bir ihanettir? Trabzon forması, sen o zaman sahtesin. Hayır. İnsanları kandırıyorsun burada. Beşiktaş tutuyorsun, Trabzon forması giyiyorsun. Evet, Öznur'du değil mi? Öznur'un foyası ortaya çıktı. Beşiktaşlıymış fakat Trabzon formasıyla onu yakaladık. Foyasını ortaya çıkarttık. Tüm Trabzonlar bunu yakalasınlar. Ondan sonra hesabını sorsunlar bunu. Hayır. Hadi, iyi eğlenceler. Soğuk çok. Vallahi ben ayaklarım morlaştı. Canlarım yok. İkiz. Maşallah.